ekranlarından herkese merhaba. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Dev maça saatler kaldı. Selahattin Kınalı ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz ama hemen canlı bağlantılarla başlayacağız. Spor Ajansı'na da 3 farklı noktada 3 arkadaşımız bizleri bekliyor. Önce Ülker Stadyumu'na gideceğiz. Ömer Saraç orada. Sonrasında Samandıra Can Bartol tesislerinde bizleri Engin Can Çelik bekliyor. Ve Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde de Furkan Yıldız var. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde 3 muhabirimizden de detaylı bilgiler, raporlar alacağız. İlk olarak stadyumdayız. Merhaba Ömer Saraç. Ülker Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Artık yavaş yavaş yılın sonuna doğru yaklaşırken derbi heyecanları da üst üste geliyor. O derbilerden bir tanesi de bugün saat 19'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında hemen arkamızda gördüğünüz Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Tabii ki iki taraf için de oldukça kritik, önemli bir derbi bu. Fenerbahçe sezona müthiş başladı. Hem Avrupa'da hem ligde oynadığı tüm maçları şu ana kadar kazandı sarı lacivertli takım ve 19'la bu derbiye çıkacak. Fenerbahçe'deki amaç 20. maçında 20. galibiyet olacak. Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi ise 2 maç önce başladı ki 2 maç önce Abdullah Avcı Alanyaspor maçı ile birlikte takımın başına geçti ve Alanyaspor'u Trabzonspor 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz haftada İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 0-0 Trabzonspor berabere kalmıştı. Trabzonspor da yine Abdullah Hoca ile Abdullah Avcı ile birlikte bir derbi galibiyeti kovalıyor olacak. Tabii ki Fenerbahçe'nin rakibine karşı bu stadyumda oynadığı son 26 lig maçında kaybetmediğini söyleyelim. Bu maçlarda 14 galibiyet, 12'de beraberlik aldı sarı lacivertli takım. Trabzonspor burada son galibiyetini 97-98 sezonunda 3-1'lik skorla almıştı. İsmail Kartal ve Abdullah Avcı ligimizin tecrübeli teknik adamlarından ikisi karşı karşıya gelecek bugün ki iki teknik adamın yine son randevusunda bu stadyumda 1-1'lik sonuç çıkmıştı. O maçı da bugünün hakemi Zorbay Küçük yönetmişti. Bu notu da ekleyelim. Tabii ki sakatlıklar Fenerbahçe'de uzun süredir gündem konusu ve bugün de önemli isimlerinden yararlanamayacak Fenerbahçe. Ciku, Bekao, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King bugün Fenerbahçe'nin eksiklikleri olacak. Lincoln ile Luan Perez de zaten uzun süredir takımda yok. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor'un eksikleri uzun süreli eksikler. Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic ve Ognjen Bakış Trabzonspor'un eksikleri. Eksik listesini de bu şekilde aktarmış olalım. Kadıköy'de sabahtan itibaren gerçekten çok güzel bir atmosfer var, keyifli bir atmosfer var. Zaten değerli izleyenler sizler de görüyorsunuz, yaklaşık 22-23 derecelik oldukça güzel bir hava var. Maç saatinde de havanın bu şekilde olması bekleniyor. Taraftarlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diyelim biz ona maçı yaşamaya başladılar. Belki şu anda maça yaklaşık 7 saat var, daha uzun bir süre var ama şöyle baktığım zaman stadyumun çevresinde de birçok Fenerbahçe taraftarını görmek mümkün ki bundan sonra da yaklaşık 1-2 saat sonra bile kalabalığın çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bu arada Trabzonspor taraftarı da bugün tribünde olmayacak, bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Gün boyu yayınlarla biz Ülker Stadyumu'ndan karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Ömer Saraç, çok teşekkür ediyoruz. Hemen Samandıra Can Bartu tesislerine gidiyoruz. Engin Can Çelik bizleri bekliyor orada da. Melike teşekkürler. Samandıra Can Bartu tesislerinden mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Saatler erken bir saat olduğu için taraftarların henüz Samandıra Can Bartu tesislerine gelmediğini söyleyelim. Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Kulübü takımı antrenmandan sonra kampa girmişti. Geçtiğimiz hafta Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1'lik skorla yenen Fenerbahçe daha sonrasında Pendik Spor karşısında 5-0'lık bir galibiyetle sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı ve sezonun başlangıcını devam ettiriyor. Temmuz ayından bu döneme kadar namağlup bir şekilde ilerleyen Fenerbahçe, İsmail Kartal ve öğrencileri bugün de galibiyetler alıp, puan ve puanlar alıp namağlup bir serisini devam ettirmek istiyor. 19'da 19 yapmıştı Fenerbahçe, namağlup serisini devam ettiriyordu. İki kulvarda da mücadele eden Fenerbahçe'de de bir taraftan da sakatlıklar kabusu yaşanıyor. Pendik Spor karşılaşmasında Bekao'nun ve Fred'in sakatlanmasıyla beraber takımdaki sakat sayısı 6'ya çıktı. Rodrigo Bekao, Alexander Jiku, Serdar Aziz, Fred
ve King Mert Hakan Yanış'ın sakatlığıyla beraber Emre Mor da sakattı. Lakin Emre Mor takımla çalışmalara başladı ve bugün İsmail Kartal'ın forma verme şansı olursa ilk 11'de ya da yedek kulübesinde mücadeleye başlayacağını ifade edelim. Sakatlıklarını bulunan Rodrigo Beka ve Fred bir süre takımdan uzak kalacak. Alexander Jiku ve Serdar Aziz'in sakatlığıyla beraber Serdar Aziz geçtiğimiz haftalarda Almanya'da ameliyat olmuştu ve sahalardan 4-6 hafta uzak kalacaktı. İsmail Kartal'ın tek kalan elinde ise Samet kaldı. Samet'le beraber muhtemel 11'de oynaması planlıyoruz. Takım otobüsünün 17-17-15 gibi hareket edeceğini ifade edelim. Muhtemel 11'lere baktığımızda kalede Livakovic, savunmanın sağında Osayi Samuel, sol tarafında Ferdi Kadıoğlu, ortalarında Samet ve Osterwold'e, önlerinde İsmail ve Sais, orta alanda sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Tadic, ortalarında Şimanski ve ileri uçta ise forvet adresinde Zeko'nun oynamasını bekliyoruz. Zeko 16 resmi maçta çıktı. 16 resmi maçta 13 gol ve 2 asiste takımına katkı sağlamıştı. Can Bartu tesislerinde şu an için bir hareketlilik olmadığını ifade edelim. İlerleyen saatlerde kameraman arkadaşımız Ege Ural'la beraber an ve an gelişmeleri aktaracağımızı devam edelim ve söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son bağlantı noktamıza gideceğiz. Trabzonspor'un kamp yaptığı oteldeyiz. Furkan Yıldız, merhaba. Melike Çelik, çok teşekkürler. Trabzonspor kafilesinin kamp yaptığı noktadayız. Bordo Mavili kafile dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesinde önemli eksikleri var. Eksikleri aktararak bağlantımıza başlayalım. Umut Bozok, Tonya Tekliç, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve uzun zamandır sakatlığı devam eden Miroslav Orçic, Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yok. Sakatlıklarını atlatan iki önemli isim Bakasetas ve Trezeguet takımla beraber İstanbul'a geldi. Ek bir bilgi olarak da şunu paylaşalım. Dünkü son çalışma sonrasında Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu akşamki dev maçta Fenerbahçe karşısında sahada olmak istediğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Bakasetas konusundaki son kararı ise Abdullah Hoca'nın maç saatinde vereceğini ifade edelim. Biz muhtemel 11'imizle devam edelim. Trabzonspor'un bu akşam Fenerbahçe karşısında şu 11 ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede kaptan Uğurcan Çakır'ı göreceğiz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Mehmetcan Aydın, sol tarafında Eren Elmalı. Stoper ikilisinde bugün Ryan Bania ve Stefano Densville'i göreceğiz ki Abdullah Hoca göreve geldikten sonra geride kalan iki maçta özellikle en ciddi değişimlerden birisi Trabzonspor'da savunmadaki ikili olarak dikkat çekmişti. Stefano Densville daha çok Abdullah Hoca'nın daha önceden tanıdığı bir isim olduğu için şans verdiğini de ifade edelim. Önlerinde biraz ikili belki de bir 6 numara şeklinde söylemek de yanlış olmaz. Mendy ile beraber bugün Berat Özdemir'i bekliyoruz Trabzonspor'da. Savunmanın hemen önünde. Hücumunsa sağ tarafında Abdülkadir Ömür, sol tarafında Edin Visca. Merkezde az önce ifade etmiştim. Bakasetas bugün derbide, dev maçta 11'de sahada olmak istediğini Abdullah Hoca iletmişti. Biz muhtemel 11'imizde Bakasetas'ın oynamasını bekliyoruz. Bugün 10 numara mevkinde Anastasios Bakasetas ve hemen önünde ise bugün Trabzonspor'un gol umudu, gol ayağı Onuachi olacak Fenerbahçe deplasmanı. Trabzonspor takım için tabii önemli, oldukça kritik bir derbi olacak. 14 puanlık bir fark var Fenerbahçe arasında ve bugün bu deplasmandan galibiyetle alarak Bordo Mavililer zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Tabii Trabzonspor taraftarının da en önemli güveni bu akşam Abdullah Hoca olacak kuşkusuz. Daha önce Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı oynadığı karşılaşmalarda sadece 3 mağlubiyeti vardı Abdullah Hoca'nın. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyeti ve 1 beraberliği olduğunu ifade edin. Bu akşam Kadıköy deplasmanından da Bordo Mavililer galibiyetle alarak aslında bir anlamda da bu tabloyu devam ettirmeyi hedefliyor. Trabzonspor kafilesi şu bilgiyi de paylaşarak bağlantımı sonlandırayım. Yönetim kurulu üyeleri henüz takımın kamp yaptığı otele gelmediler. İlerleyen saatlerde Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun da buraya gelerek takımla beraber vakit geçirmesini, daha doğrusu bu akşamki maç öncesinde bir mini toplantı yapmasını bekliyoruz. Kafile saat 17-17.10 sularında buradan çıkış yapacak. Biz tabii ki yine o anları Aspor ekranlarından paylaşıyoruz. Ekip arkadaşım Erdal Baycı'yla beraber diyeyim ve ben tekrardan sözü sana bırakayım Melike Çelik.